Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Üniversitesi bilinmeyen yönleriyle postmodern darbeyi konuşmak üzere dönemin tanıklarından AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Fatma Benli'nin katılımıyla bir konferans gerçekleştirdi. Aksaray Üniversitesi öncesi ve sonrasıyla 28 Şubat postmodern darbesi konulu bir konferans gerçekleştirdi. Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Emin Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Protokolü üyeleriyle çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan milletvekili Benli, darbe girişimlerinin geçmiş tarihteki örnekleriyle 28 Şubat ve 15 Temmuz gecesi yaşananlar üzerine bilinmeyenleri anlattı. Bu ülkenin kalbini, bu ülkenin en temel varlığını meclise bomba attıklarına ben inanmadım. Tankın yanında duruyorsunuz ama size ait bir yere bomba atabileceklerini tahayyül edemiyorsunuz. Bütün dünyada darbeler var. Bir kısmı başarılı, bir kısmı başarısız. Türkiye'de de defalarca darbe oldu. Ama hiçbir ülkede, hiçbir zaman bir ülkenin meclisi bombalanmadı. Üstelik içinde 100 tane milletvekili varken bombalanmadı. Ancak gittiğiniz zaman, o molozları gördüğünüz zaman, o bombaların verdiği tahribatı fark ettiğinizde anlıyorsunuz ki söylenenler gerçekmiş. O yüzden ben kendim 15 Temmuz'u bu şekilde birisi bana söylediğine inanmayan birisi olarak sizlerin de 28 Şubat'a ilişkin kafalarınızda soru işaretleri olmasını anlayabiliyorum. Bugün bunları konuşmamızın sebebi dün bu kadar acılar yaşandı denmesi değil. Bunları konuşuyor olmamızın tek sebebi var. Bu tekrarlanabilir. Dün 28 Şubat'ı yapanlar, dün 80 darbesini yapanlar, dün 60 darbesini yapanlar, yani vesayet odakları, yani güç zehirlenmesi yaşayanlar, güç bana ait. Ben bu gücü kullanırım. Ben asılım. Benim dışındaki herkes öteki. Dolayısıyla benim kullandığım hakları kullanmak için benim koyduğum kurallara uymak zorundalar diyenler yarın tekrar bunu gerçekleştirebilirler. Dün 15 Temmuz'da başarılı olamadılar. Ama biz bundan ders almazsak 40 senedir bunun için mücadele verenler, 40 senedir elindeki gücü yarın bir gün Türkiye'yi ele geçirmek için nasıl kullanırım diye hesap edenler yarın da farklı bir formatta darbeyle karşı karşıya gelecek, getirecekler bizi. O yüzden bilmeniz gerekiyor. İşte Kadın, Güçte Kadın Derneği, Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla kadınlara yönelik hayata değer katmak konulu konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan yönetim danışmanı, liderlik ve iletişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, hanımlara girişimciliğin ve planlamanın önemini anlattı. Aksaray Belediyesi katkılarıyla Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İş Güç Kat Derneği kurucu üyesi Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, İş Güç Kat Dernek Başkanı Deniz Oruç'la kurul üyeleri, STK kadın temsilcileri, İşkur İl Şube Müdürü Hediye Armağan ve çok sayıda davetli katıldı. Hayata değer katmak konulu seminerde girişimcilik, planlama, bilgiye ulaşım konularında tecrübelerini anlatan İzgören, Türkiye'de 26 milyon kadından 20 milyon kadının çalışmadığına dikkat çekerek kadınlarımızın yapacağı çok şey var. Emek verirseniz hiçbir şeyden korkmayın. Siz de artık bir şeylere başlayın. Hikayenin nasıl başladığının önemi yok. Önemli olan hikayenin nasıl bittiğidir diyerek kadınlara özellikle bilgiye yatırım yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. İşte Kadın, Güçte Kadın Derneği hayata değer katmak konulu konferans sonunda Ahmet Şerif İzgören hanımlar için kitaplarını imzaladı. Sevgili seyirciler, 28 Şubat Sivil Savunma ve 1-7 Mart deprem haftası dolayısıyla Aksaray İl Acil ve Afet Durum Müdürlüğü yetkilileri resmi kurumlara ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ve beraberindeki heyet ziyarette deprem haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyaretimizin sebebi 1-7 Mart deprem haftası dolayısıyla arkadaşlarımızı makamımızda bir ziyaret etmek istedik.
Burada amacımız Aksaray halkına, vatandaşlarımıza deprem hakkında bilgi vermek. Hı hı. Bu bilinçlendirmek ve farkındalığını artırmak istiyoruz vatandaşlarımızın. Dolayısıyla bizim de bir 7 günlük bir programımız var. Eğitim ağırlıklı bir programımız var. 14 okulumuzda eğitimlerimiz devam ediyor şu anda. Hem sabah hem akşam yurtta da devam ediyor. Ayrıca 15 Temmuz meydanında, Şehitler Meydanımızda bir sergimiz var şu anda. Araçlarımızı sergiliyoruz. Yani ne yaptığımızı vatandaşlara anlatıyoruz. En azından bilgileri olsun hı. diye. Biliyorsunuz biz arama kurtarmanın her alanında varız Aksaray'da. Her alanında varız. Kentsel arama kurtarmada, trafik kazalarında, evet. itfaiye ile beraber çok güzel çalışıyoruz. Su altı arama kurtarma, evet. dağcılık arama kurtarma. Bunların hepsini hallediyoruz. Kabrene de bitirdik biz sene. Kabrene de çok güzel cihazlarımız var. Onda da ekiplerimiz oluşturdu. Yani müdahale aşamasında hiçbir alanda boş değiliz. Her alana müdahale edebiliyoruz. Çok güzel. Yeterliyiz şu anda. Şimdi hem onu vatandaşlarımıza gösterelim dedik. En azından başı sıkıştığı zaman bu şekilde acil durumlarda nereyi arayacaklarını bilsinler. Böyle bir ekibin olduğunu bilsinler. Dolayısıyla bir farkındalık oluşsun ve bu haber verme aşamasında da zamanı da kısaltmış oluruz bu şekilde. Bununla ilgili şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Ayrıca pazar günü bir yürüyüşümüz var. Pazar günü saat 9'da yürüyüşümüz olacak. 10 kilometrelik bir yürüyüşümüz. Bütün vatandaşlarımıza açık. Salı günü de üniversiteyle birlikte ya deprem olursa konulu bir panelimiz var. 1.30'da. 1.5 saat sürecek. Oradan akademik personellerle bizim AFAD sunumlar yapacak. Hem depremle ilgili hem de depremden sonraki afet müdahale planlarıyla ilgili bir sunum yapacağız. 7 gün bu şekilde halkımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek ve sonlandıracağız başkanım. 1 ve 7 Mart yani bir hafta boyunca bu konuda özellikle deprem konusunda evet. bilgilendirmek maksadıyla vatandaşlarımıza bazı etkinlikleriniz var. Bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli bir şey. Tabii mühendis olmanın da bir avantajı var burada da. İnşaat mühendisi olarak bizler de hep okullarda depreme dayanıklı nasıl binalar yapılır diye bize birçok ders öğretildi. Yerinde uyguluyoruz ama tabii eski binalarımız mutlaka var. Bu eski binaların Allah korusun en ufak bir sarsıntıda, depremde yaşanabilecek sıkıntılara karşı burada AFAD'ın çok önemli bir görev düşüyor. Bizler hem belediyemiz olarak itfaiye ekibimiz hem AFAD'ın ortaklaşa ve güzel çalışmalarını biliyoruz. Bunu zaman içerisinde yaptığımız çalışmalar, yaptığımız felaketlere karşı tedbirlerimiz var. Trafik kazaları konusu olsun, selle ilgili yapılan çalışmalar olsun. Araba kurtarmayla yapmış olduğumuz çalışmalar. Dolayısıyla burada AFAD'ımız gerçekten de üzerine düşen en iyi şekilde yapıyor, en güzel şekilde gerçekleştiriyor. Ben öncelikle ekibinize teşekkür etmek istiyorum bu gayretli çalışmalarınızdan dolayı, özverili çalışmalarınızdan dolayı. Yani bunu Hasan Dağı'na gelip orada mahsur kalanları bile kurtarıyorsunuz ki alan çok geniş. Her başa düşen, yani sıkıntıya düşenlerle ilgili böyle bir şey var. Tekrar konumuza dönersek bu dediğiniz gibi çok önemli. Duyarlı olmamız gerekiyor. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanımız da bu konuda bu aralar biliyorsunuz çok evet. yoğun bir şekilde Allah korusun deprem olduğu olabilme ihtimalleri üzerine bazı görüşlerini sunuyor. Yatay şehirciliğe onun için Cumhurbaşkanımız da önem veriyor. Az katlı olsun, daha dikkatli yapılsın. Onun bir tarafında da İstanbul'da büyük şehirlerde yaşanamayacak daha büyük felaketlerin Allah muhafaza daha aza indirilmesi için ne tür tedbirler alınması gerektiği ile ilgili farklı zamanlarda açıklamalar ve bize de yazılar geliyor belli zamanlarda. Şehrimiz tabii deprem kuşağında değil ama bu olmayacak anlamına gelmez. 4. 5. dereceden deprem bölgesiyiz ama karşılaşabilecek bir şeyde bizler de tedbirlerimizi almamız lazım. Bilinçli olmamız lazım. Bunu 7'den 70'e herkesin farkında olması lazım. Allah korusun okullarda böyle bir şeyle karşılaşırsak, hastanede ya da diğer yerlerde sizlerin ekibinizin bir eğitim çalışması var. Bunlar önemli. Ben bu vesileyle hem geldiğiniz için, bu bilinci Aksaraylı vatandaşlarımıza aktardığınız için
Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sergi açan AFAD İl Müdürlüğü, Sivil Savunma ve Deprem Haftası dolayısıyla deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması için hafta boyunca eğitimler, tatbikatlar, sergiler, broşür dağıtımı ve diğer etkinliklerle afet farkındalığı oluşturmaya çalışıyor. Topraklarımızın %92'si deprem kuşağında bulunuyor. Nüfusumuzun %95'i ise deprem kuşağında yaşıyor. Topraklarımızın %66'sı ve büyük sanayi tesislerinin %75'i 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yer almakta. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bölgelerin hangi derecede risk altında olduğunu gösteren deprem haritasına göre Aksaray deprem bölgesi derecelerinde merkez ve ilçelere göre en az risk bulunan 5. ve 4. sırada yer alıyor. Metrukal'de bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımları tek tek sürüyor. Fen İşleri ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekipleri son olarak Aksaray Merkez Küçük Bölcek Mahallesi 35. cadde üzerinde bulunan metruk bir binanın yıkımını tamamladı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleriyle iletişime geçiyor. Halkın huzur ve güvenliği yanında kentin değişim ve gelişimi için çevrelerindeki bu tür binaları bildirmelerini isteyen yetkililer, metruk binaların tespit edilmesinin ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor. Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Aksaray Şube Başkanı Ferit Köse ve Başkan Yardımcısı Sefa Çayır, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Yeşilay Şube Başkanı Ferit Köse gerçekleşen ziyarette kendilerini hiçbir zaman geri çevirmeyen ve destek olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirecekleri etkinlik takviminden bahsederek teşekkür etti. Yeşilay biliyorsunuz Yeşilay Cemiyeti 1920 yılında kurulmuştur. Ve o günden sigara ve alkol madde bağımlılığının zararları tespit edilmiş. Fakat bugünümüzde yani ta o günden bugünü görmüşler. Bu bakımdan Yeşilay Cemiyeti yoğun faaliyet gösteriyor, bilgilendiriyor. Biz ne kadar bilgilendirsek de insanlar daha da artıyor. Ters mi tepiyor, nasıl öyle bilmiyorum. Fakat eskiden erkekler sigara içerdi. Ve hatta takırlardı. Ya sigara içmeyen de erkekler mi sayılır diye. Bu sigara bağımlılığını arttırmak için bir yoldu. Fakat o eskiden bir bayan sigara içse bile saklı içerdi, gizli içerdi. Kimse bilmezdi. Ama bugünümüzde erkekler sigarayı bırakıyor, bayanlar sigarayı çoğalıyor. Geçen bir yurdun birinde 600'e yakın mevcut varmış. Bunun 300'e yakın sigara içiyor. Bu çok acayip bir rakam. Çok acayip bir rakam. Günümüzde şimdi uyuşturucu bağımlılığı da fazla. Uyuşturucu bağımlılığı, alkol gibi maddelerin bağımlılığı fazla. Aileleri de bu çok sıkıntıya bırakıyor. Geçen bir tane bayan geldi, eşi vefat etmiş, onun biri uyuşturucu bağımlısı, birisi de alkol bağımlısı. Ne yapacağım diye feryat ediyor. Fakat çare bulamıyoruz. Bunun için de Aksaray'da AMETEM kurulması gerekiyordu. AMETEM'i de 2-3 senedir kurulacak, sallantıda duruyor ama inşallah bunu devam ettirirler. Biz de buna katkıda buluruz. AMETEM'in haricinde Yeşilay danışma merkezleri var. Yeşilay Danışma Merkezi'nde o AMETEM tedavi görenleri tedavisini devam ettirmek, onlara meşgale bulmak, onların tedavisini devam ettirecek bir sistemdir. 1-7 Mart haftası, Yeşilay haftası dolayısıyla ziyaretiniz için teşekkür etmek istiyorum. Dedikleriniz çok doğru. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucu madde ile ilgili gençlerimizi özellikle bu şeyden kurtarmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi bunun yaş aralığı da yok. 7'den 70'e herkese sirayet eden bir kötü bir durum. Bu farkındalığı yaratmak, bunu bilinçlendirmek hem sizlere hem bizlere düşen bir görev. Bu noktada yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum her şeyden önce. Sizin de bahsettiğiniz gibi bize de belli zamanlarda vatandaşlarımız geliyor ve özellikle uyuşturucu bağımlısı olan çocuklarını kurtarmak için çok çırpındıklarını, çok zorlandıklarını ifade ediyorlar. Evet. Ama temeller önemli. Evet, orada da bunların rehabilitesi önemli ama çıktıktan sonra yine aynı ortama düştüklerinde aynı şeylere tekrar dönüyorlar.
bizim aslında işin köküne biraz inip o tür ortamlardan kurtulmamız lazım. Emniyet müdürümüzle, valimizle de yaptığımız bazı istişarelerde bunlara yönelik nasıl bir proje geliştiririz? Bunun üzerine bir değerlendirme yapıyoruz. İnşallah sizlerin de fikirleriyle, destekleriyle de bunu gündemimize taşıyıp bu konu hakkında gerçekten de sonuç alacak bazı çalışmalara imza atmamız gerekiyor. Evet. Bu duyarlılığı her zaman bahsetmemiz gerekiyor. O nedenden dolayı tekrar geldiğiniz için, bu duyarlılığı tekrar Aksaray'la hemşehrilerimize ilettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor Lig'in 21. haftasında deplasmanda Osmaniye ekibi 7 Mart Kadirli Demirspor'un konuğu olacak. 4 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Demirspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanan siyah beyazlı ekibimiz maçı kazanıp liderlik koltuğuna tekrar oturmak istiyor. Yönetim ve camia olarak şampiyonluğa kenetlenen 68 Aksaray Belediye Spor'da moraller ise üst seviyede. Tekerlekli sandalye basketbol birincilik temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor Lig'in 13. haftasında kendisiyle aynı puanda bulunan Engelsiz Gaziantep Spor maçı için antrenmanda. Hafta sonu yapılacak olan maç öncesi hazırlıklarına başlayan temsilcimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor maç öncesi 17 puanla 8. sırada yer alırken Engelsiz Gaziantep de 17 puanla 7. sırada. Bu hafta oynanacak maçı kazanan takım rakibinin bir üst sırasına geçmiş olacak. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor 4 Mart Pazar günü saat 12'de Engelsiz Gaziantep Spor'a konuk olacak. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu hafta kendi evinde ligin güçlü takımlarından Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ligin 20. haftasında Süper Lig'de 4. sırada yer alan Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü her sene ligin üst sıralarında yer alırken Türkiye Kupası'nda 2003 ve 2009 yıllarında şampiyonluk yaşadı. Temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü cumartesi günü saat 14'te Hasan Dağı Spor Salonu'nda Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk edecek. Sevgili seyirciler, bu acılı günümüzde Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Hoşça kalın.